Heyhat, sonunda bunu da gördük. Düşünün, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olduğu gün Zabıta Daire Başkanlığı ne kadar uzman çavuş varsa hepsini kadrosuna almaya kalktı. Evet, Tekirdağ zabıtalarını uzman çavuşlardan oluşturdu. O günlerde demişti ki Kadir Albayrak ordu mu kuruyor diye. Harbiden de ordu mu kuruyor şüphesiyle hepimiz kendisine yaklaşmıştık. Gün geçti, zaman değişti. Moskova'da düzenlenen Army 2018 savunma sanayi fuarında Kadir Albayrak'ı gördüğümüzde şok olduk. Evet, Kadir Albayrak meğersem 11 ilçeye 11 okuldan sonra 11 ilçeye 11 tane girişlerine, özellikle ilçelerin girişlerine tank almaya karar mı verdi sorusunu da sormadan edemedik. Anlar ya Kadir Albayrak savunma sanayinden, anlar ya toptan tüfekten. Evet sevgili Tekirdağlılar, sevgili Edirneliler, sevgili Kırklareliler, Trakya Kalkınma Ajansı belediye başkanlarını aldı, yönetim kurulunu aldı. Nereye götürdü? Rusya'ya. Rusya'ya niçin götürdü? Rusya'da belediye başkanları ve yönetim kuruluna savunma sanayine. Yani Rusya'da düzenlenen Army 2018 savunma sanayi fuarına götürdü. Hem savunma sanayinde tankları gördüler, tüfekleri gördüler, efendime söyleyeyim füzeleri gördüler ve bu konuda uzmanlaştılar. Şimdi Kadir Albayrak'a sormak lazım. S-400'ler konusunda ne düşünüyorsunuz Sayın Kadir Albayrak? Bakın Kadir Albayrak savunma fuarında eşi Gülseren hanımefendi ile nasıl poz veriyor? Dur bu fotoğraf yanlış fotoğraf. Bunlar Moskova'daki ünlüler mezarlığı Novodeviçi mezarlığında ünlü şair Nazım Hikmet'in mezarı başında poz vermişler. Oraya da uğramışlar. Bak sen. Kadir dediğimiz Novodeviçi mezarlığına gitmiş. Biraz utanmış mıdır acaba? Evet, çünkü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Mezarlıklar Müdürlüğü, mezarlıklar ot içinde, pislik içerisinde. Yani biz mehtalarımızı ota samana teslim etmiş durumdayız yeni mezarlıkta. Ama onu görmez. Bak orada bir tane ot bitmez. Orada bir tane pislik göremezsiniz. Ha bir de Kadir Albayrak, umarım yüzün kızarmıştır. Veremediğin o hizmetten dolayı yüzün birazcık kızarmıştır. Novodeviçi mezarlığına giderken yolun ne kadar güzel olduğunu, ne kadar pırıl pırıl olduğundan biraz utanmışsındır. Çünkü biz yeni mezarlığa mehtalarımızı götürürken araçlarımız dingil kırıyor, dingil. O yolu birazcık yaptır. Şimdi aslında hikaye çok daha geçmişe dayanıyor. Düşünün, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin bir açıklama yapıyor. Diyor ki, Trakya Kalkınma Ajansı olarak savunma sanayinin Türkiye için önemli bir alan olduğunu biliyoruz. Şu an Trakya bölgesinde 4 tane firma savunma sanayine mal verebiliyor. Amacımız, Trakya Kalkınma Ajansı olarak amacımız, kümelenme vesilesiyle 2023 yılında 100 firmayı savunma sanayine 1 milyar dolarlık mal verebilecek seviyeye getirmek. Çok iddialı cümleler bunlar. Düşünün, 2023 yılında, yani bundan yaklaşık olarak 2019, 2020, 21, 22, 23, 5 yıl sonra 100 firmaya 1 milyar dolarlık mal üretecek seviyeye getirmek. Ama savunma sanayinde, tırnak içinde söyleyelim, savunma sanayinde. Mahmut Bey birazcık sallamış gibi geldi bana. Neden diyeceksiniz? Çünkü yahu Mahmut Bey, sen yönetime geldiğinden beri, hadi bırak gelecek 5 yılı, geçmiş 5 yılda kaç tane firmaya 1 milyar dolarlık mal üretecek bir sermaye yaratabildiniz? Hangi firmaya 100 bin liranın üzerinde, 200 bin liranın üstünde bir şeyler verebildiniz? Bunları geçeceksiniz. Hayali satmayın. Hayal satmaya değil, gerçeklerle masaya oturmaya varsanız biz her zaman varız. Adamlar devletin kaynaklarıyla gidiyorlar, geziyorlar, geliyorlar. Neymiş efendim? O fuara gittik, bu fuara gittik. Bu çözümü ürettik, bu çözümle geldik. Hangi çözüm? Ne kazandı Trakya? Hı? Sayın Şahin, Trakya ne kazandı? Hadi lütfen. Buyurun. Yani ne oldu? Onca parayı yediniz, içtiniz, gezdiniz, gördünüz. Aha, Kadir Albayrak'ın zaten bir tek hatırında kalan Nazım'ın mezarı. Tamam. Tamam.